الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله عز وجل حمد صلاة Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge beşeriyetin seyyidi oğlanlarga rahmet kılıp yuvarılgan Peygamberimizge salatı durdular. O kişiye kıyamet geçe yakşılık bilen ergeçken kimselerge Allah'ın nusreti olsun. Bugün mavzu münasebet bölgenliği için kıyamet alametlerini to'xtatib bugunga doir bayramlar haqidagi mavzu. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadisda qol qadima Rasululloh sallallohu alayhi va sallam al-Madina wa lahum yawman yal'abuna fihima fa qala ma hadani al-yawman قالوا كنا نلعب فيها الجاهلية فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر رواه أبو داود أنس بن مالك رضي الله عنه قال لكي رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة كيلدر رسول الله كي كان محللرده Madina ahlini o'ynab, kulib, yeb ichadigan 2 kun bayrami bor edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bular haqida so'rab, bu qanaqa kun deydi? Biz jahiliyat davridan beri o'ynab kuladigan shu 2 kun bayramimiz bor dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytlarki, albatta Alloh azza va jalla sizlarni mana bu 2 kuningizdan ko'ra afzalroq, bulardan ko'ra yaxshiroq 2 kunga Allohni o'zi almashtirib berdi. Bu Qurbon hayiti hamda Ramazon fitr hayiti dedilar. Bu hadisni Imom Abu Dovud rivoyat qilgan sahih hadis. Har bir millatni o'ziga xos urfu odatlari, qadriyatlari bor. Kofirniki ham bor, majusiyniki ham bor, mushrikniki ham bor. Xuddi shuningdek bu qadriyatlar, bu urfu odatlar, bayramlar İslom'da ham bor. İslom dini faqat rahboniyat, zuhdlik dini emas. Bu din insonning tabiatiga muvofiq tarzda kelgan. Insonning tabiati xohlaydigan narsalarning ziddiga kelmagan. Inson ertamandan kechga ishlashlikka ham qodir emas. Inson ertamandan kechga o'ynashga ham qodir emas. İnsan bir narsani davomiy tarzda qiyomatgacha qilishlikka qodir emas. Insonning tabiati o'zgaruvchi. Bir ibodatga qiziqib qoladi, kechalarni ibodatlar bilan o'tkazadi. Bir tashagich kelib qoladi, tashab namoz o'qib bir yaxshi yurgan odamlar namozlarini tashaga chiqarib qo'yib o'yin-kulgiga berilib ketadi. Bir kun kelib o'yin-kulgidan zaydiki boshqa ishga o'tadi. Shuning uchun bu islom dini insonning tabiatiga zid tarzda kelmagan. Balki insonni tabiati kuchaydigan narsalarni tartiblashlik uchun kelgan. Bayramni xohlayapsizmi? Mana sizga bayram. Lekin shariatga muvofiq o'tkazing. Ibodatni xohlayapsizmi? Mana sizga ibodat. Lekin Alloh va Rasuli aytganday qiling. Xohlaganday emas. Yer ichishni xohlayapsizmi? Mana Alloh azza va jalla sizlar uchun yerdagi barcha narsalarni yaratib qo'ydi dedi. Olib yeng. Haddingizdan oshmang. Shularni hammasini islom shariati tartibga solishlik uchun kelgan. Birovni bir narsadan qaytarishlik uchun kelmagan. Shuningdek, har bir millatda urf-odat bo'lganidek, bizning millatimizda ham islom millatida ham urf-odatlar bor. Shunga rioya qilinishligi kerak. Yana bir hadisda Abu Bakr ibn Umar radhiyallohu anhu aytadilarki, qala qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام
وَهِيَ اَيَّامُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ رَوَهُ اَحْمَدُ وَاَبُ دَوْتُ Ukubat ibn Amr radıyallahu anhu aytadılar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar Fitr hayati Kurbanlık hayati Ve kurbanlıktan keyingi keladigan 3 gün Taşrik günleri Bu ahli İslam Müslümanlarını bayramıdır Bu günler yer içip oynayan günlerdir dediler Bu hadisini İmam Ahmed ve Abu Davud'lar rivayet kılışken. Yine bir hadiste Ayşe anamız rivayet kılışken İmam Müslim özlerinin sahih kitaplarda getirdiğin hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayetler ki İnne li kulli kavmin ida ve hâda iduna. Her bir kavminin özünü bayramı var. Bu gün deyip hayit günü işaret kılıp bu gün bizi bayramımız dedi. Bu hadisini İmam Müslim rivayet ediyor. Lekin Müslümanlar bugünge gelip bu bayramlardan başka bir bayramlarını özlerine itiraf kılışı var. Başka bayramlarını Allah hüccet keltirmegen, bizge onu bayram kılıp vermegen, belki kafirlerden başkaca bolum yaşasligimizge bizge targıp kılıp büyürgen, narsalarını kılmasından belki kafirlerge ergeçip taklit kılıp başka bayramlarını kılıyapsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelen mahalde iki gün bayram kılıyken eken. Gelip meyle iki gün bayram kılıyken ekenseler kılav ediyorlar deyip koymadı. İtiraf kılmadı. Çünkü Allah Resulü ve şeriatı müşriklerini sarkıtlarından kafirlerini sarkıtlarından cahiliyetin davrını sarkıtlardan dinini pakilaşlayışı üçün kegel. Bunlarını itiraf kılıp bizi dinle yapkiri alışılıkmez. İki günlü iki gün gelmiştir daha az. Lekin eğer de bunu itiraf kıyken de İslam buna sana itiraf kılar dediğin yapkiriyle kep çıkmasılık için İslam'ın has özüge yaraşa urfa adatı buluşluk için Allah Azze ve Celle özü almıştır bir etti. Resulullah giyen vermedi. Sahabe giyen vermedi seniler özlerin kılışı aldı ben. Allah yetti Osman Müslü'de dururken Allah şuna sana özü bizge almıştırıp manavasılardı beylemliler deyip durup bizge iki günlük bayram kıverdi. Lekin Müslümanlar bu narsalarını kime yapmış. Belki biz haddimizden aşıp özümüzge başka bayramlarını özümüzün nefsimizden geçiktirip bayram kıvalı yapmış. Allah Azze ve Celle kıvergen bayramlarının arkasında hikmetler görür. İkele bayramını göre diyen bu sayısı. Bu bayramlar insanını Allah'a ibadet kılıp günahlardan pakilen yandan ki Allah şükür anasıya bayram kılıyorlar, oynam kılıyorlar, yev içiyorlar de beri yaptı. Ramazan rozasını bir ay tuttu iş. Allah'a taat ibadette buldu iş. Bu ay bütün yıl devamında kemiydiyen bir arta ay şu yılların içindeki bir arta ay ten bu milyon ayda durdu iş. Mübarek ayda durdu iş. Hiç kaysa bir gün doğru gelmeydiyen bir günü min ayı doğru geledigen bitti kadir keçesini Allah'ta taat ibadetine ötkizdik. Bunu şükür anası ki Allah Azze ve Celle bana bayram kılın dedi. Bu hikmet. Allah'a lebbeyk ederiz. Üyüge çakır o da Allah'ım seni ziyaretine baramen deriz. Bardiz. Bayı kembehal bir kıl balıp kimizi geçip ihramını beyletiz. Başkalardan artışçalık iz yok oldu. Allah ne aldı da hemmeyiz beraber kıldız. Arafat günü de Allah'a tasarruflar kılıp ibadet kıldız. Kıyınçiliğilerde gördüz. Seferlerde, semelette yürüdüz, faizde yürüdüz, maşinede yürüdüz, çölde kaldız. Yaşıca aylarda yürüdüz. Kıylandız. İbadet meşakkatını baş izden geçirgenden ki Allah Azze ve Celle bunu şükür anası yemene sizge be. Bayram dedi. Hayitti verdi. Bayram kılın dedi. Lekin bu insanlar özleriye bayram kılıvalıyken bayramlarda hiç kanaka hikmeti yok. Bugün ben bayram kıyım ki koyan bu bayram kılarım. Onun hiç kanaka hikmeti yok. Münasebeti yani. Başka bir bayramda başka adam özüge bayram kıyısı kese uyan bayram kılarım da onun arkasında hikmeti yok. Lekin Allah Azze ve Celle'nin her bir işi hikmet koyanlığı için bu bayramlar hakiki bayram. Bunlardan başkasını itikad kılgan adam kafir bulur. Allah özü
sizlerde bayramlar ikide deyip durgan olsa Allah'ım cidce kemçedik iz var egen meşedir biz üçüncü bayramını kıymak çiğdi deseyiz siz Allah'ın hükmüge karşı çıkasın. Allah ve Resulü bir an işini hüküm kılıp kaza kılgenden keyin şunu kılıyla degenden keyin ne mu'minge ve ne mu'mine muslime ayalge özü için ihtiyar buluşluğu mümkün mes dedi Allah. Bizde ihtiyar yok. Dinimiz hem şunun için İslam. Biz fakat boysunarız. Ya şeytanga boysunarız. Ya Allah'a boysunarız. Ya ki havai nefsge boysunarız. Üçten hastadan başkamaz. Allah'a boysunsanız zafer taptır. Havai nefsge boysunsanız, şeytanga boysunarız yan boysunarız. Siz ziyan görgenlerden boysunuz. 21. Mart bu bir tebeyler. 8. Mart bir tebeyler. Yangi yıl bir tebeyler. Bundan taşkarın yana kançalar bayramlar var. Neden olup arayacağım bu söz? Eğer kafirlerini kılıyken bayramlarını birbirlerine çalıştırıp toplayacağım bu söz. Bu bir yılda 150 günü hamas bayramla ötüketi alır. Bir gün kendisi tutsa bayram bulur. Bir gün okutucunu bayram bulur. Bir gün yaşlılar da bayram buladı, bir gün karılar da bayram buladı, bir gün hatırlar da bayram buladı, bir gün erkekler de kim buladı. Bolup bayramda çekiyor. Çünkü bunu insan özünü tabiatadan çıkıp kılıyor. 21. Mart günü Firavun ailesi bilen taşkara geçerken bahar geldi. Güllerden hidleyelik, tabiatı müşahada bileyelik deyip taşkara geçerken. Bunlarını Mısır ahli biz Özbek olsa ula akbattır, Kıbtiler deyip. Kıbtiler Firavun ailesi ölüp getirip yok alıp getkenden keyin bu urf-u adat Kıbtiler de kap getken. Bu Nasraniler kanca dinden uzaklaşken sarı, vakti ötken sarı, yengi bidiyatlar koşulken kabı bunlar özlerge şu 21. Mart'ta başkaca ibadatlar bilen kılıp çıkar özüge adat konuşur. Aslında adli bir güldü hitler tabiatlı müşahede kılışı için çıkan firavunlardı. Adatı ibadatya aylana başladı. Kıbdiler, nasraniler özlerine bunu adat kılıp, ibadat kılıp has ibadatları bilen belgileyen künge aylandı. Macusiler, bilesiler zardoşti dini alavge sığınar. Kuyaşge sığınar. Onlar için bunların ikilesi mabud ilah. Bunlar kün çıkge gekelip 21. Mart'ta kün bilen kündüz teng bo'lgan kunda kuyoshga ibodat qilib sajda qilishadi. Buni ular Navroz deydi. Biz musulmonlar ularni tabriklab Navrozingiz bilan deb shumalay qilamiz. Bu bizi dinimiz emas. Bu dinlar, bu ibodatlarning asli ma'siyatgina emas. Bularning orqasida aqidaviy narsalar bor. E'tiqod qilish degan narsalar bor. Bu majusiylar özlerine kuyaşını ilah deyip senelerini bilseler İran bizi seneler bile yürümeydi. Onlar da 2013 mes Nasrani'ye ergeçmeydi. Onlar da 1933 mes Hicri'ye mes onlarla ergeçmeydi. Macusiler macusiyle gise kalıp özlerine Şamsi Kalender var. Şamsi Kalender anası künlü nümesiye karattırıp belgin ama. Kuyaşı karab belgin ama. U bularni yangi yili. Bu yangi yilda ularni asllari, ota-bobolari, zardosh dinidagilar quyoshga sajda qilib ibodat qilib yangi yilni belgilashgan. Musulmon kishi bunday narsalarda bularga o'zini o'xshatmasligi zarur. Talab qilinadigan narsa. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rivoyat qilgan hadisda aytadilarki, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Kim özünü kaysi bir kavga uşatken olsa bilin ki o aşılardır. Siz Navroz kılıp zardoşlarla uşatken olsa bilin ki kıyamet günü aşılardır. Siz yenge il kılıp Rajdistu adı kütü alayken olsa bilin ki siz Nasraniylardır. Ya ki 8. Mart'ta ayarlar için siz bayram kılırken olsa aslında bu ayarlar taşkarıya çıkıp İslam parancısından taşıp hicablarını taşıp
mustaqil bo'lganligini bayram qilayotgan kofirlar bularni bularga bayram qilib bergan bo'lsa, siz buni bayram deb e'tiqod qilib yurgan bo'lsangiz, bilingki qiyomat kunida ashlar bilan billa bo'lasiz. Kofirlar qilib bergan bayramlarga biz ergashib yuribmiz. Ibn Qayyim rahimahulloh bu hadisni sharhida aytadiki, qaysi bir qavm o'zini birovga, boshqa bir qavmga o'xshatsa, u o'shalardandir degan hadisni sharhida aytadiki, ikki kishi noma'lum bir shaharga bordi. U shahar ahlini tanimaydi. Hammasi boshqa. Gapini ham tushunmaydi. Boshida aytaylik, o'zbekcha do'ppisi bor. Hech kimni gapini tushunmay yursa, bozorda yana bitta xuddi shunaqa do'ppini ko'rib qolsa, o'z-o'zidan xursand bo'lib ketadi. O'zimga o'xshagan odam bor ekan deydi. Haligi bilan gaplashgisi keladi. Yoki hamma inglizcha gapirib tursa, yon boshidan biri yaxshimisiz deb o'tib ketsa, kim ekan bu deb qiziqadi. Haliginga nisbatan buni o'rtasida muhabbat paydo bo'ladi. Tuyg'usi o'zgaradi. Borib gaplashgisi, u bilan suhbatlashgisi keladi. Bu dunyoviydagi narsadagi o'xshashliklar shuncha narsani keltirib chiqaradi. Dunyoda ozgina shaklingiz o'xshab qolsa, tilingiz o'xshab qolsa, kiyimingiz o'xshab qolsa, haligi odamga nisbatan sizda muhabbat paydo bo'lyapti. Lekin dinda bo'lgan o'xshashliklar, ibodatda bo'lgan o'xshashliklar sizning qalbingizda o'xshashlikni paydo qilmaydimi? Albatta qiladi. E'tiqodingizni ularning e'tiqodiga yotqizib qo'yadi. Ibodatingizni ularning ibodatiga muvofiq qilib qo'yadi. Bu kishi shunaqa deb o'xshashlik keltiryaptilar. Ibn Xoldun degan muarrix odam bor, tarixchi. Bu kishi o'zining kitoblarini muqaddimasida keltiradiki, taqlid mag'lubliklardan kelib chiqadi deydi. Bu haqiqat. Taqlid qilgan odam mag'lubligini e'tirof qilgan odam. Kimga taqlid qilasiz? O'zingizdan ko'ra ustaroqqa taqlid qilasiz. O'zingizdan ko'ra kuchliroqqa taqlid qilasiz. O'zingizdan ko'ra ilmliroqqa taqlid qilasiz. Ashinga o'xshagisi keladi. Biz musulmonlarni taqlid qiladigan odamimiz tayin. Biz uchun Alloh namuna qilib Rasulullohni yuborib qo'ygan. Biz taqlid qilsak Rasulullohga qilishimiz kerak. Lekin biz taqlidni ularga qilmayapmiz. Biz izzat islomdan izzatni izlamayapmiz. İzzatni kufrdan izlayapmiz. Müşrikdan izlayapmiz. Xudosizdan izlayapmiz. Aslida izzat Allohniki. Rasulullohniki. Shu dindagi musulmonlarniki izzat. Musulmon kishi musulmonligi bilan faxrlanishligi kerak. Men musulmonman deb faxrlanib yurish kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunga targ'ib qiladi. Musulmon kishi yo'lda ketsa, ahli kitobmi, mushrikmi yo'ldan chiqib qoladigan bo'lsa, musulmon kishi yo'l bo'shatmaydilar. Yo'l o'rtasida ketinglar. Mushriklar yo'lni chekasiga chiqib yo'l bo'shatmasin. Chunki siz azizsiz. Yerda haqiqiy egasi sizsiz. Lekin siz azizlikni qo'yib, taqlid qilishni yaxshi ko'ryapsiz. Xorlikda e'tirof qilyapsiz. Xuddi o'zimizda bayram yo'q deb birovlarning bayramini bayram qilyapsiz. Xuddi o'zimizda yetishmagandek narsalarni birovlardan istayapsiz. O'zimizda yetarli. Ibodat desangiz ibodat bor. Urf-odat desangiz urf-odat bor. Bayram desangiz bayram bor. Lekin uni bajara olmayapsiz. Bayram bo'lsa qilmay qo'ymayapsiz. Hayit qilyapsiz. Oqsoqoldan boshlab borib ta'ziyaga ketyapsiz. Bayram qilmayapsiz. O'lingizni ziyorat qilyapsiz. Bayram qilib o'yinchilik qilyapsizmi? Yo'q, motam qilyapsiz. Yillik qilyapsiz. 40-ni qilyapsiz. O'lganlarni eslab arvohiga duo qilaylik deyapsiz. Shuncha yildan beri sizga kelmagan narsalar kofir sizga buyurib qo'yganligi uchun, sizni kallangizni burab qo'yganligi uchun, tushunmaganligingiz uchun siz kofirga ergashib turib, bayramingizni motam qilyapsiz. Aslida siz aziz edingiz. Aslida siz yerda egasi edingiz. Aslida sizga taqlid qilinishligi kerak edi. Musulmonlar manday kiyinadi deb turib, ular kiyinish kerak edi. Musulmonlar atlarini Abdulloh qo'yadi, Muhammad qo'yadi deb ular atlarini o'zgartirish kerak edi. Lekin biz Abdullohlar ana o'sha bo'lyapti, Muhammadlar misha bo'lib boshqaga o'zgarib ketyapti. Kiyimlarimiz o'zgarib ketyapti. İzzatimizi, fahrimizi esimizden çıkartmaydık. İzzatı,
fahrni biz boshqa dindan talab qilyapmiz. Umar ibn Xattob aytadiki, "A'zanallohu bil islam." Alloh bizni islom bilan aziz qildi. Kim azizlikni islomdan boshqasidan istaydigan bo'lsa, azallahulloh. Uni Alloh xor qiladi. Haqiqatda xor bo'ldik. Taqlid qilishlikka shu darajada yetdikki, mag'lubiyatda o'zimizga shunday e'tirof qildikki, milliy qadriyatlarimizni yoddan chiqardik. Kiyimlarimizni yoddan chiqardik. Bayramlarni yoddan chiqardik. Hol shu darajaga yetdikki, tilimizni ham esdan chiqarib qo'ydik. Bilasiz, millatlar bor. O'zini haqiqiy ona tili turib birovni tilida gapiradi. Buni kultura deydi. Buni saqofat deydi. Buni sivilizatsiya deydi. O'zini tilini tanimaydi. Ekalasi bir xil millat. Otasi ham bitta millat, onasi ham bitta millat. Lekin bolasi u tilda gapiradi. Yo'q shunaqa millatlar. Bor. Bular nimadan gap chiqadi? Mag'lubligini e'tirof qilishlikdan gap chiqadi. O'zini kimligini bilmaslikdan gap chiqadi. O'zini past sanab taqlid qilinayotgan kimsalarni oliy deb bilishlikdan chiqib chiqadi. Deb Ibn Qudoma aytadi. Ibn Aqil aytadilarki, "Idza aradta an ta'rifa al-islam min ahli zaman, fala tanzur ila izdihamihim ala abwab al-masajid ولا ارتفاع اصواتهم بلبيك لكن انظر الى موالاتهم لاعداء الشريعه." Siz musulmonlarni kimligini bilaman desangiz, dedi Ibn Aqil aytibdi, bularni masjidni eshiklariga sig'masdan tiqilib talashib tortishayotganligini qaramang. Siz musulmonlarni kimligini bilmoqchi bo'lsangiz, Baytullohga borib labbayka deb yerni zilziliga keltirib larzaga keltirayotgan labbaykalarga qaramang dedi. Chunki ularni hammasi ham musulmon emas. Kimdir hojaka bo'lishligi uchun borgan. Kimdir mahalladan uyatgan uchun masjidga kiryapti. Kimdir bekar yurgandan ko'ra mana yerda chiroyli ma'viza bor ekan, bir eshitib qo'yish uchun kirib ketyapti. Hamma ham musulmon emas. Siz haqiqiy musulmon qani deb ko'rmoqchi bo'lsangiz, kofirlarga xilof qilayotgan musulmonlarni qarang, ashlar haqiqiy musulmonlar. Yo'qmi shunaqalar? Xodagalar yangi yil kimaydimi? Xodagalar Navroz kimaydimi? Namozxonlar Navroz kimaydimi? Mashada turib-turib chiqib yangi yilda uyiga tortlab kelib, Rojdestvo deb yozilgan tortlarni yemaydimi? Yeydi albatta. Bular musulmon emasman deydimi? Albatta musulmonman deydi. Dinni rukunlarini qoyim qilsam, namoz o'qisam, roza tutsam, haj qilsam men musulmon emasman, albatta musulmonman deydi. Lekin kofir bilan baravar yurganini o'zi bilmaydi. Shuning uchun bu odam aytyaptiki, masjidlarni eshiklarini tiqilib olganini ko'rsangiz, bular hammasi musulmon ekan deyavermang. Labbaygani aytib, yer osmonni Allohni zikriga to'ldirib yurgan hojilarni ko'rsangiz, bularning hammasi ham musulmon ekan demang. Haqiqiy musulmonni ajratib olaman desangiz, kofirlardan ajrab chiqqan haqiqiy musulmonlarni qarang, ana shular haqiqiy musulmon deyapti. Imom Molikni ashoblari Imom Molikni nazdida, Imom Molikni mazhabini nazdida Navroz uchun, yangi yil uchun yoki kufr davlatlarini bironta bayrami uchun so'yilgan bitta tortqiz cho'chqani so'yganga baravar deyapti. Siz cho'chqa so'ymadingiz. Lekin shularga muvofiq bo'lib, uni aytganiga kirib, uni e'tiqodini e'tiqod deb u bilan birga bayram qilganligingiz uchun siz bitta tortqiz so'ysangiz, cho'chqa so'ygan bilan baravar deyapti. Abu Hanifa mazhabidagi Abu Hafs Hanafiy mazhablari ulamolaridan kattasi aytadiki, "Lavanna rajulan abada robbahu 50 sana. ثم جاء يوم النيروز فأهدى إلى بعض المشركين هدية يريد تعظيم ذلك اليوم فقط كفر." Bir kişi Abu Hafs al-Kabir ayet yaptılar ki, bir kişi Rabbisiga 50 yıl ibadet qilgan bo'lsa, so'ngra Navroz kuni kelsa, shu Navroz kunini belgilayotgan bayram qilayotgan mushriklarga borib bitta hadiyani berib, "Navrozingiz qulli bo'lsin" desa, kofir bo'ldi.
50 yıl ibadet kıldınız. Allah bayramlaş degen narsa bilan birovni siz tabrikladingiz. Hanafi mazhabining olimi bu kofir bo'ldi dedi. İbn Qayyim rahimahulloh aytadilarki, "Man tashabbaha bil ifrinji fi libasihim va nazmihim va muomalatihim fa huwa bila shakkin ifrinji ghayr muslim. Va in salla va soma va za'ama annahu muslim." Qaysi bir kishi faranglarga o'zini o'xshatsa, libosida, nizomida, ularga bo'lgan muomalada o'zini o'xshatadigan bo'lsa, shubhasiz u farang musulmon emas. Garchi namoz o'qisa ham, roza tutsa ham, o'zini musulmonman deb gumon qilib da'vo qilsa ham musulmon emas dedi. Bu e'tiqodiy masala. Bir narsani odam butun umr qilishligi mumkin, lekin kofir bo'lmaydi. Biroq 60 yıl ömür görse 60 yıl namaz okumasligi mümkün. Allah bir. Resul hak. Kıyamet var. Namaz okuyken şu vakti olmayaptı. Dep okunup okunup yürüptü. Kıyamet günü de bu anaşın yarısı cezasını alıp cennete girdi. Lekin bir adam 60 yıl namaz okuyor. Keter aldılar. Şu namazdan bekarla farz okuyken dese bu kafir oldu. 60 yıllık ömrü bekar getti. Zayi oldu. Faydası olmadı. Hüttü şimdi okşar, 50 yıl ömür göreyim. 50 yıl halis, 20 yaşından başlayıp 50 yıl ibadet kılıp 70 yekirgenizde bro, Navroz kısa, yangi yıl kısa, bari bir yangi yıl izbilendik, Ebu Hanife'nin ashablardan bittesi kafir buldu diye yaptı. Bu 50 yıl kıyken ibadet iş, yol buldu diye yaptı. İbn-i Kayyim rahimahullah ayetediler, فأما تهنئتهم بشعائر الكفل المختصة بهم فحرام بالاتفاق مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك عليك أو تهنوا بهذا العيد ونحوه فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وكثير ممن لا يدري للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. ابن القيم قدر كي كافر لرغة خاص بغن بيرام لرغة بران تصدى شو بيراميز كله بسن دب بوشلك بيراميز كله بسن مبارك بسن بيرامي لرغة يحشي وكيز وضي لرغة ilamlariyle mi? Deyip durup bunlarını tabirikle koyuşluk bu kafir bulmasayım lekin katta günah. Hüttü siz bu adamge sanamlar yerlerge yaşı sacda kovaldıyla mı? Kulluğu basın. Degenge okşar. Budlar ilerge yaşı ibadet kovaldıyla mı? Kulluğu basın. Ziyadaksın. Degenge okşar. Bu adam kafir bo'lmasa ham dinni tushunmaganligidan bu ishlarni qilayotgan bo'lsa, bilsinki albatta Allohning jazosi qiyomat kuni haq. Bu Allohning jazosiga yo'l qadir deb aytayaptilar. Musulmonlardan bularni bayramlariga qo'shilib, bular bilan birga bayram qilishlik suratlardan bittasi bularni bayramlarini quvvatlaydigan narsalarni olib kelib sotishlik. 23 fevral mı? Erkekler bayramı mı? Erkekler hasına sanat gelin de olacak. 8. Mart mı? Ayollar gel, pazar gelip gelin, savdayız yakışı bulalım. Bu dünyada savdayız yakışı bulalım. Ahirat savdası kesat bulalım. Bu dünyada şunca pul topin. Şunlarda hep gelip fayda kılın. Bu topgan pulda hamas haram. Allahümüllezî neşe ala haramin, ala suhtin. Fahuva avla binler. Haram narsa bilen ağzı kalanıp ösken göç cehennem otuge layık olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haram bilen ağzı kalanken göç össe ulgaysa bu cehennem otuge layık olur. Cennet gelmez. İnne Allah'a tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Allah paçtır ve fakat paç narsalarını yine kabul edilir.